sesi olmayana ses olmak için, konuşamayan adına konuşabilmek için buradayız. Canlarımızı vermiyoruz, onları savunuyoruz. Öncelikle tabii ki kısırlaştırmak, sahip olmak ve beslenmelerine, sağlıklarına dikkat etmek gerekir. Kısırlaştıracaklar. Yani kısırlaştıracaklar, doğaya salacaklar. Hayvanların zaten doğasını bozan bizleriz. Şehirlere indirdik onları. Onlar bizim verdiğimiz ekmeğe bakıyorlar, yiyorlar ona bakarsanız. Allah'ın sessiz kulları, onlar bizim canlarımız. Rabbim bize emanet etti. Biz ihanet etmeyelim. Çözüm yolu kesinlikle öldürmek değil. Bunun için geldik biz de. Yani devletin görevi öldürmek değildir. Hani bir sürü çözüm yolu var. Biz kısırlaştırmayı savunuyoruz. Biz kimsenin zarar görmesini istemiyoruz zaten. Onun için buradayız. Bizim burada gönlümüzde olan 10 binlerle birlikte bu iradeye sahip çıkacağız. Ve o tünelin sonundaki ışığı canlarımız adına, kadınlarımız adına, çocuklarımız adına, doğamız adına göreceğiz. Ve bunun için mücadele devam edeceğiz. Canların arkasındayız. Her zaman onları savunduk senelerdir. Onların uyutulması konusu tabii hepimizi ayağa kaldırdı gerçi. Yani onların yaşam alanı, sokaklar ve bahçeler, onlar bizimle dünyayı paylaşan canlılar. Nasıl onları yok edebiliriz? Bu imkansız. Biz onların her zaman savunucusu olduk, her zaman olacağız. Hayvan haklarını savunmak ve köpeklerin hayatını kurtarmak için buradayım. Sonuna kadar hayvanları destekliyorum ve katliam yasasına hayır diyorum. Bunun için buradayım. Bugün burada, bunun için buradayım. Sonuna kadar hayvan haklarını koruyacağım. Biz onların bizi sevdiği gibi seviyoruz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu tamamen bir katliam yasasıdır ve asla kabul edilemez. 30 günde bizim yıllardır sahiplendiremediğimiz çocuklarımız oluyor. Ve 30 günde sahiplenilmiyorlar diye hiçbir canlının yaşam hakkı elinden alınamaz. Ben evimin karşısında 5 tane köpeği bana yakın dursun diye her gün sulamaya, beslemeye çalışıyorum. Deprem bana o bildirecek, depremden beni o çıkartacak. Ya da bir çocuk kayboluyor, o gidiyor buluyor. Karda bir insan kayboluyor, çığ altında kalıyor, o buluyor. Yani çok yanlış, bilmiyorum yani biz insan mıyız? İnsanlık ölmüş, hayvanlar da ölmesin. Başka bir şey diyemiyorum yani, sesim titriyor. Benim annem ameliyat oldu, ben gelip burada hayvan peşindeyim. Ben söyleyebilirim çözüm önerilerini. Hayvan severlerle beraber işbirliği yapılarak belediyelerle kısırlaştırma seferberliği, yıllardır bunu söylüyoruz. Belediyelerin bütçesi yok, oluşturulabilir, vergi verilebilir bunun için. Çözüm yeter ki istensin, üretilebilir. Verginin vergisini veren tek devletiz. Çözüm istenirse üretilebilir. Canlar ölmesin. İsrail çocukları öldürmesin. Hükümetimiz hayvanları öldürmesin. Bunlar zincirin en zayıf halkaları. Dilsiz kullar diyoruz. Ayet-i Kerime'de yeri yok. İslam'da yeri yok. İslam'ın geleneğinde de yeri yok. Kur'an-ı Kerim rehber diyoruz. Orada da yeri yok. Dolayısıyla yaşatmak bizim görevimiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Devlet bunun için var. Sınırları içerisinde bulunan tüm canlıların yaşam hakkından sorumlu. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü katliama karşıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi bütün katliamların karşısındadır. Kadın katliamlarının da karşısındadır. Doğa çevre katliamlarının da karşısındadır. Hayvan katliamlarının da karşısındadır. Eğer o yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir biçimde bu katliam yasasına hayır diyecektir. İnip çıkıp diyorlar ki kontrolsüz hayvan popülasyonu bir sorunmuş. Yok ya. Ay biz hiç bilmiyorduk bunu çünkü. Bir tek siz biliyorsunuz bunu çünkü.
Biz bunun için dostlar meclisi topladık. O AKP'li vekiller de vardı o meclisteki araştırma komisyonunda. MHP'li vekiller de vardı. Bizler bakın, bizler oy birliğiyle dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya. Oy birliğiyle dedik ki yapılacak şey net. Kısırlaştırma seferberliği başlatacaksınız. 5 kuruş para ayırmadılar. Hiçbir iş yapmadılar. Şimdi de dönmüşler diyorlar ki öldüreceğiz. Öldüremezsiniz kardeşim. Müsaade etmeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. Uyum bak bu demiştiniz. Bizleri fikren, onları da bedenen uydu kodaklı iddiafa teslim etmeyeceğiz. Aciliyetle uyanması gereken birileri varsa maalesef ki bizlerin siyaset üstü bulduğu bu meselede yanlış yönlendirilmiş, kandırılmış olan niteleme hatasına kurban giden sizlersiniz. Tüm sokak hayvanlarını tek bir davranış kalıbı üzerinden genelleyerek sokak hayvanların kontrolsüz üreme sorununa sebep olan yerel yönetimleri harekete geçirmek yerine sokaktaki canlarımızı hareketsiz kılmayı çözüm olarak sunmak saçmalığın bir kalasıdır. Yüreklerimiz birlikte! Yüreklerimiz birlikte! Ellerimiz birlikte! Ellerimiz birlikte! Güçlerimiz birlikte! Gönüllerimiz birlikte! Geçit yok. Katliama geçit yok. Kısırlaştır. Aşılat. Yaşat. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Susma. Sustukça sıra size gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Can veren tüm masum hayvanlarımız için olduğu gibi her zaman mücadelenin bu tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ve son olarak sevgili can dostum, kendi sorumsuzluklarının faturasını sana kesmeye çalışanlara karşı yanındayım.